Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Golang'in tur sayfasındaki kalan kısımlara devam ediyoruz. Bu ikinci videomuzdu turla ilgili. Burada dikkat ederseniz altta yeni bir sekmeye geçtik ilk kısımdan buraya. Burada da 27 parça var, slide var. Bunların ilki işaretçiler. Orijinal adı pointer. Pointer kavramı C ve türevi dillerde çok sık kullanılan ve yeni başlayanların anlamakta biraz güçlük çektiği bir yetenek diyebiliriz. Ve bunu her dilde mimari olarak olsa da her dil pointer'ı dışarıya açarak yani kullanıcının, geliştiricinin kullanmasına izin vermeyebilir. Örneğin C'de böyle bir sıkıntı yok. Pointer'ı istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Tamamen geliştiricinin yeteneklerine bağlıdır. Peki pointer nedir? Pointer şurada küçük bir açıklamada da bulunduğu gördüğümüz gibi işaretçi değişkenin bellekteki adresini tutar. Yani şöyle bir özetleme yapabiliriz ki detaylarını pointer videosunda gireceğim. Şu an sadece özet geçiyoruz aslında. Burada detay anlatmam da doğru değil. İşaretçi öncelikle bilgisayar mimarisini bilmeniz gerekiyor. Bilgisayar mimarisinde oluşturduğunuz nesneler hafızadaki yani bilgisayar belleğindeki adres farklı farklı adres alanlarında tutulur ve bunların her birinin farklı adresi vardır. Siz değişken ya da herhangi bir veri oluşturduğunuz zaman hafızadaki bu adreslerde saklanır ve sizin uygulamanızdaki değişkenler de buradaki adresleri işaret eder aslında. Hani gerçekte veri oradaki hafıza alanındadır ve sizin değişkeniniz oradaki değeri point eder. Buna point etmek denir aslında. Siz değişkeni herhangi bir şekilde manipüle ettiğiniz zaman değişkendeki işlem veri gider hafızadaki o bulunan bölgedeki point ettiği hafızadaki veriyi değiştirir. Ve pointer'da işte bu değişkendeki hafıza adresini yani değişkenin kendisini değil, içerisindeki veriyi değil ama hafıza adresine doğrudan erişebilecek adres bilgisini almanızı sağlar. Ne işimize yarar bu? Adres bilgisini aldığınızda artık o değişkenle bir işiniz yoktur. Siz doğrudan adrese erişebilecek bir point noktası yani adres bilgisi elde etmişsinizdir. Doğrudan o adrese erişerek o veriyi manipüle edebilirsiniz. Bu bir uygulama içerisinde mesela C uygulamalarında aslında pointer yeteneklerini çok iyi bilmeyenler çok da iyi C geliştiricisi olmazlar. Bunu da böyle bir dipnot olarak söyleyeyim. Çünkü mimari olarak yoğunlukla ve çoğunlukla pointer kullanılır. Hatta pointer'ın pointer'ı gibi şeyler vardır. Hani bir adresi işaretleyen bir pointer'ın adresini işaretleyen bir pointer gibi şeyler söz konusudur. Biraz karmaşık, detaylı bir konu. Ben özet olarak şunu söyleyebilirim. Golang pointer'ı da destekler. Pointer'ı da şuradaki örnekten küçük bir şekilde anlamaya çalışabiliriz. Mesela yıldız T tipinde bir tanım var. Bir de T var. Bu değerini gösteren bir türdür. Yani yıldız T değerini gösteren bir türdür. Sıfır değeri olarak da nil kullanılır. Nil Golang'de çok karşılaşacağınız bir şey. Hani diğer taraflarda null gibi düşünebilirsiniz aslında. Sıfır değeri olarak nil kullanılır. Var P yıldız int. Bu P tipinde düzeltiyorum. P adında integer veri tipinde bir pointer oluşturmak anlamına gelir. Ve şu işareti de bu operatörü başına geldiği terimi gösteren bir gösterici oluşturur. Nedir bu? I iki nokta üst üste eşittir. 42 değerini verdik. I'nin değeri 42. P şu işaret adını hatırlayamıyorum şimdi. I'nin soluna bunu koyduğum zaman I'nin
adresini aktarır P'ye. Yıldız operatörü göstericinin gösterdiği değişkenin değerini gösterir. Buradaki örneğimize geçerek örnek üzerinde inceleyelim. İ virgül J var. İki nokta üst üste eşittir. Bunlara değer ataması yapılıyor. Diyorum ki İ'nin point noktasını, point bilgisini P'ye aktar. Sonrasında P'yi, yani buradaki oluşturulan P değişkeninin pointer'ını da ekrana yaz. Sonrasında da P'nin pointer'ı değerini 21 yap. Sonrasında da i'nin değerini ekrana yaz. Ve P eşittir vesaire vesaire çalıştırıyorum. Yeni başlayanlar için biraz karmaşık olacak. O yüzden çok da detay girmek istemiyorum. Temel olarak 42, 21 ve 73 değerlerini aldı. Nasıl oluşturdu bunu? 42 bizim buradaki i'nin değeriydi. Şöyle bir inceleyelim. i'nin adres bilgisini p'ye aktardık. i 42 idi. p'nin değerini ekrana yazdırdık. Aslında p'nin pointer'ını yazdırdık. Bu da i'nin adresini işaret ettiği için, zaten i'nin hafızadaki bellek adresini işaret ettiği için doğrudan p gidip buradaki 42 değerini hafızadan alabildi. Aksi halde burada bir değer set etme işlemi yok. Mesela şurada rutin tabirle değişkenin değerini sağdan sola atama işlemlerinde bilirsiniz ki sağdaki değeri soldaki değişkene kopyalar. Ama burada bir kopyalama işlemi yok. Doğrudan ben i'nin adres bilgisini P'ye atadığım için P'deki bilgi aslında buradaki i'nin bilgisi yerine geçiyor. Onu kullanıyor çünkü 42 değerini. Ekrana yazdık. Sonrasında dedik ki P'nin pointer'ı eşittir 21. Ne demek oluyor bu? P buradaki i'nin hafızadaki adresini point ediyordu. Onun da değeri 42 idi. Git P'nin pointer'ının değerini 21 yap. O da gidip aslında i'nin hafızadaki alanını 21 yapacak ve i'yi ekrana bastığınızda da 21 değerini verecek. Sonrasında p eşittir j'nin point noktasını ben p'ye atadığım zaman da p'nin point noktası eşittir p'nin point noktası bölü 37 dediğim zaman çıktı da J73 olarak gelecek. Bununla ilgili detaylı örnekler yapacağım. Dediğim gibi pointer olayı biraz üzerinde durulması gereken bir konu. O yüzden detay işlemleri kendi konusunun videosuna bırakıyorum şimdi. Ve ilerliyoruz. Tabii isterseniz burada hani unutmadan doğrudan ne yapabiliriz? Doğrudan bir değişkenin değerini atama işlemi de yapabiliriz. Mesela doğrudan P'yi gösterdiğim zaman bakın P aslında J'nin hafıza adresini aldığı için ben P'yi ekrana yazdırdığım zaman buradaki hafıza bilgisi bana, adres bilgisi bana getirildi. Bu tür oynamalar yapabilirsiniz kod üzerinde. İlerliyorum. Yapılar struct, yani daha önce belirttiğim gibi Golang içerisinde bir sınıf tanımlaması yoktur. Yani sınıf class olayı yoktur. Onun yerine struct kullanılır. Struct'lar aslında örneğin C#'da da ya da farklı dillerde de genellikle class mimarisinden, class'tan biraz daha hızlı çalışırlar. Burada da tercih olarak sadece struct var. Nasıl kullanılıyor peki? Type tipi burada Joker karakter gibi düşünülebilir aslında. Genel olarak Go içerisinde Joker karakter gibi.
Burada bir tip oluştur diyor. Tip nedir? Adı vertex olsun ve tipi de struct olsun diyoruz. Sonrası standart bir class'ın içini tanımlamak gibi düşünülebilir. X ve Y mesela. X ve Y tanımlamaları. Dikkat ederseniz bunlar büyük harfle yazılmışlar. Önceki videoda anlattığım gibi büyük harf demek bu struct'ın içerisinde dışarıya açılan bir nesne, bir field var demek. Field da eşittir alan anlamında. C#'da aslında mesela property olarak farklı bir nesne tipi vardır. Ama burada dışarıya açmak istiyorsanız public yapmak için büyük yazmanız yeterli. Küçük olsaydı dışarıya kapalı olurdu. Ve tipi de int olarak tanımlı. Sonrasında da vertex'in nesne örneğini ürettik. Dikkat ederseniz bu kullanımı farklı dillerdeki arkadaşlar da bilirler. Ben vertex, işte süslü parantez dediğim zaman 1 ve 2 dediğimde aslında 1 ve 2 değerlerini bunlara x ve y'ye atar ve onun nesne örneğini oluşturup ekrana yazar. Nasıl yazacağına da bakalım. Gördüğünüz gibi. İlerledik. Yapı alanları. Yapı alanları da az önce bahsettiğim fieldlar alan dediğimiz. Burada tek anlatılan aslında alanlara biraz daha odaklanmış. Yani ben vertex'in nesne örneğini oluşturup, yani vertex üzerinden bir nesne örneği oluşturup v'ye atadığım zaman v.x eşittir 4 diyerek ben örneğin x'in, dışarıya açık olan x'in değerini değiştirebiliyorum. Sonrasında da ekrana bu şekilde yazdığımda 4 değerini gösterecektir. Tabii bunun farkını anlamak için de şurada küçük bir ekleme daha yapalım. İlk hali 1'di şuradayken. Çünkü ben bunun nesne örneği üretilirken bir değer verdim zaten. Sabit bir değer. Onu default olarak x'i 1 olarak eşitledim. Initialize işlemi sırasında. Sonrasında değerini değiştirip tekrar yazdığımızda da böyle oldu. Yapı göstericileri, bu da gene pointer'a gidiyor. Pointer'la ilgili çok fazla şey var. Çünkü sistem seviyeli programlama yapacaksanız pointer çok fazla işinize yarayacak ve gerekecektir diyebilirim. Yapı alanlarına yapı gösterici ile erişilebilir diyor. Yapıdan kastı struct'ın içerisindeki field'lara gösterici ile erişilebilir. Ne var? Burada elimizdeki p yapı işaretçisiyle, yani p struct'ıyla onun işaretçisiyle bir yapının x alanına erişmek için vesaire şu şekilde bir tanımlama yazabiliriz. Bununla birlikte bu gösterim kullanışsız olduğundan dil bize bunun yerine doğrudan p.x yazma iznini vermektedir. Burada tekrar bakalım. Vertex struct'ının nesne örneğini üretirken 1,2 vererek içerisindeki değişkenlere, field'lara değer atıyoruz. Sonra diyorum ki bu v'nin, bu nesne örneğinin pointer'ını p'ye ata, artık p buradaki vertex'in nesne örneğinin hafızadaki adresini işaret ediyor demektir. Ve sonrasında buna değer atıyor. Değer atamadan önce ben buna ekrana yazdıracağım. P'yi ekrana yazdım. Dikkat ederseniz ilk yazdırdığım p değeri şunu verdi bana ve başında benim nesnenin pointini, point bilgisini aktarmamı sağlayan işaret var, simge var. Onunla birlikte yazdı. Çünkü p doğrudan nesnenin kendisi değil, sadece nesnenin hafızadaki alanını işaret eden bir pointer'dır. Onu belirtmek için de bunun bir pointer üzerinden geldiğini bize gösteriyor. Sonrasında bunun değerini değiştiriyor. P.x. Bu nasıl oluyor? Normalde şöyle yapalım.
Normalde kullanım yöntemi şu şekilde. Dikkat ederseniz yukarıda P'yi düz tanımladım. Yıldızsız. Ama aşağıda bunun bir işaretçi olduğunu belirterek, pointer olduğunu belirterek doğrudan adres bilgisindeki veriyi getir dedim. Yıldızla. O yüzden de ekstra olarak bana buradaki simgeyi getirmedi. Onun yerine sadece veriyi getirdi. Yukarıdaki ise bir kısa yol kullanımı, bir nevi kısa yol kullanımı olduğu için bana bunun gerçekte bir pointer olduğunu belirtti. Sonrasında değer hata vesaire. Mesela şuradaki kullanımı yapmak istiyorum. FMT print line. Üçüncü olarak bunu getirecek. Burada da 1 geldi. Çünkü sadece x'i aldım. Ama bunun mesela normalde bu şekilde erişilir. Çünkü dediğim gibi point'in gerçekten bir nesnesini alıp o şekilde erişmek farklı. Bir de nesnenin adresi üzerinden erişip oradaki değeri almak farklı şeyler. Burada Golang bize kolaylık olarak şuna da izin veriyor. Normalde P hatırlarsanız pointer'dı. V'nin pointi. Ama ben Golang'da bunun üzerinden de X'e erişebiliyorum. Bakın ilki bu. İkincisi de bu. Buradaki iki kullanım da mümkün. Şuradaki açıklamaya tekrar bakarsanız bununla birlikte bu gösterim kullanışsız olduğundan, yani şunu kastediyor. Biraz daha görsel açıdan tuhaf gelebilir. Ama pointer'a alışık olanlar bunu tercih edebilir aslında. Farklı şeyler. Yapı değerleri. Yapı değerleri uzatmaya gerek yok. Şöyle şuradaki name tanımlamasını kastediyor. Mesela vertex'in içerisinde bir x var. X 2 nokta üst üste 1. Bunun vertex'in kurulumu sırasında hani birkaç farklı kurulum yöntemi var açıkçası. Mesela versiyon 1'de içindeki iki değere doğrudan değer gönderiyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama ikincisinde tek bir değer göndermek istiyor. Ve önceki videoda hatırlarsanız ben struct'larda, yani Golang içerisinde bir constructor olmadığını söyledim. Hani bir C#'da, Java'daki gibi geri dönüş tipi olmayan bir metot tanımlayıp bunu bu constructor'dır diyemiyorsunuz. O yüzden farklı kullanımları var. Diyor ki ben named parameter olarak kullanacağım bunu. Buna named parameter denir aslında. X değerini ver bana. İçerideki pointer'ın düzeltiyorum. İçerideki field'ın adını ver. İki nokta üst üste ona değerini ver. O zaman ben anlarım ki buraya gönderdiğin tek bir değer X'in değeriymiş. Bu bir kolaylık. Burada da burada yanındaki açıklamalar da var tabii. Mesela buradayken constructor arka planda çalışacağı için y eşittir default integer değeri olan 0 olacak. Bu içeride implicit olarak gerçekleşecek. X'in değeri de dışarıdan benim gönderdiğim 1 olacak. Bu şekilde bir construction işlemi gerçekleşecek. Sonra vertex'i boş bir şekilde oluşturduğumda bu default boş constructor kullanır arka planda. Bunda da x ve y değerleri 0 değerini alır. Aynı şekilde pointer kısmından bileceğiniz gibi vertex'in nesne örneğini değil de onun point noktasını, hafıza adresini ben p'ye atayıp onu da kullanabilirim. Görüldüğü gibi. Şunlar da ileri. Diziler. Diziler. Diğer dillerde diziler neyse burada da aynı. Değişmeyen şeylerden birisi. Sadece kullanım biraz farklı. Mesela C#'tan alışanlar bunu şöyle
sağ tarafında olacak şekilde hatırlarlar. Böyle kullanır yani. Ama buradayken sol tarafında bulunur. Var A. A adında string tipinde iki değer alabilecek, iki indeksli bir, iki elemanlı bir dizi oluşturuyoruz. Ve standart olarak köşeli parantezler içerisinde 0 ve 1 şeklinde buna değer atayabiliyoruz ya da okuyabiliyoruz. Başka herhangi bir farklılığı yok. Şunlar da farklı initialize işlemleri aslında. Kafa karıştıracak bir şey yok. Her dilde böyle farklı versiyonlar var. Dilimler. Dilimler Golang'de slice'dır aslında orijinal adı. Slice bir dizinin uzunluğu sabittir. Öncelikle bunu neye benzetebiliriz? Farklı bir dilde ya, tam olarak olmasa da koleksiyon gibi düşünülebilir aslında. Nedir? Bir dizinin uzunluğu sabittir. Diziler mimari olarak belli bir sayıda eleman alabilecek şekilde oluşturulabilir. Yani sayısız eleman alan bir dizi oluşturamazsınız. Mimari olarak bir başlangıç hafıza alanı, değeri oluşması gerekiyor çünkü. Örneğin siz 8 elemanlı dediğiniz zaman arka planda hafıza adreslerini 8 tane değişken tutacak şekilde oluşturur. Bunların adreslerini alır ve onlara veri gelip gelmeyeceğini bekler yani. Siz de onları kullanırsınız. Size paket olarak getirir diziler. Bu nedenle sabittir. Öte yandan bir dilim yani slice bir dizinin elemanlarının dinamik boyutlu ve esnek bir görünümü olarak yorumlanabilir. Dilimler pratikte dizilerden çok daha yaygındır. Çünkü diziler kök tekniktir. Onun üzerine kullanılan koleksiyonlar, işte listeler ya da dilimler kullanılır. Bu işi kolaylaştıran şeylerdir aslında. Köşeli parantez aç kapa T türü. T türünde elemanları olan bir dilim türüdür. T tipinde elemanları olan. Aşağıdaki ifade A dizisinin ilk 5 elemanına ilişkin bir dilim oluşturur. Burada da mantık şöyle. 0. indeksten 5. indekse kadar şeklinde bir kesme. Dilim zaten kesme anlamında, içerisindeki veriyi elde edebiliyorsunuz. Burada bir gene dizi var. Diziyi primes değişkenine atıyorum ve diyorum ki bunun birinci elemanından dördüncü elemanına kadar al. Daha doğrusu kes. Primes. 3, 5, 7. Mesela bakın sıfırıncı indeks olan 2 gelmedi. 3, 5 ve 7 geldi. Onları da S ile ekrana bastık. Dilimler dizileri olan başvurular gibidir. Bakalım anlattığımız şeyler. Dilim literalleri geçiyorum. Ön tanımları. Detay konular. Dilim konusunda slice'larda ayrıca detaylıca girerim. Dilim uzunluk ve kapasitesi, bunu C# ya da Java'dan bir koleksiyonun length ve capacity özelliklerinden düşünebilirsiniz. Oluşturulan listeler diyeyim. Dilim sonuçta bir liste olarak çalışır. Koleksiyon gibi düşünün. Bunun içerisinde mimari olarak altyapıda bir dizi vardır. Array. Bu dizi bildiğiniz gibi, az önce de söylediğim gibi, başlangıç değeri olmadan, yani kaç eleman tutacağı bilinmeden oluşturulmaz. Bu arka planda örneğin 4 elemanlı default bir değerle oluştu. 4 tane elemanla başladı. Siz bunu kapsayan, çekirdeğinde bunu kullanan bir liste oluşturduğunuz zaman bu liste altyapısındaki array'in uzunluk ve kapasite bilgilerini yönetir aslında ve eleman sayısını yönetir. Nasıl? Bir dizinin 4 eleman alabiliyor olması onun kapasitesidir. Ama içerisinde 4 eleman olduğunu göstermez. Alabileceği maksimum değer 4 elemandır demek bu kapasite. Uzunluk ise
Bunun içerisindeki eleman sayısıdır aslında. Örneğin de 4 elemanlı bir dizide 2 tane eleman varsa bunun kapasitesi 4'tür, uzunluğu 2'dir. Özetle bu. Burada da built-in olarak built-in function'lar var. Len ve cap. Capacity ve length. Onlarla elde edilebiliyor. O da şurada len ve cap. Çalıştıralım. Baktık. Bakın 2, cap 4. Mesela şurada 3, 6 tane eleman var. Length 6, kapasite 6. Ve altında dikkat edin, eleman yok. Length 0, uzunluğu 0, kapasite 6. Burada 4 eleman var. Length 4, kapasite 6. Burada da 2 ve 4. Neden 6? Bunun nedeni oluşturulma sırasında bunun kapasitesi 6 olarak verilmiş. Bakalım. Mesela S. S ilkinde 6 idi. Sonra içerisindekiler boşaltıldı. 0 oldu ama kapasite aynı. Çünkü ilk oluşturulurken bu S 6 elemanlık bir kapasiteyle üretildi. İçini boşaltsam bile 6'dır yani. O kapasiteye hafıza alanını boşa bırakmaz. Vesaire üzerinde çok durmuyorum. Anlamışsınızdır diye umuyorum. Boş dilimler, boş dilim nil değerini alır. Dediğim gibi null gibi düşünebilirsiniz bunu. Boş yani nil bir dilimin uzunluk ve kapasite değeri sıfırdır. Mesela burada aslında nesne örneği üretilmemiş bunun. Bir nesnesi yok. Sadece tanımı var. Onun değeri default olarak nildir. Yani sıfır. Dilim oluşturmak, slice oluşturma make fonksiyonuyla yapılıyor. Bu da built-in function'lardan birisi. Gömülü olarak gelen function'lardan. Dinamik uzunluklu dizileri böyle oluştururuz diyor. Make int tipinde, köşeli parantez int dizisi tipinde 5 elemanlı bir slice oluştur. Kapasite belirtmek için de make fonksiyonuna üçüncü bir argüman ekleniyor. Bu da şu. 5 elemanlı, kapasitesi 5 olan bir slice oluştur. Burada da bakın len 0, cap 5. Çünkü uzunluk olarak herhangi bir değer vermemiş. Default geçilmiş bu. Bu aslında default'tur. Bir veri olarak atanmıyor. Vesaire. Dilim dilimleri. Süper. Bu slice to slice olarak geçiyor yabancı kaynaklarda. Slice to slice. Dilimler herhangi bir türde eleman içerebilir. Başka dilimler de dahil. Dilimin dilimi. Buna ne diyebiliriz? Matrix dizileriyle ilgilendiyseniz onun gibi düşünebilirsiniz. Örneğin string kendisi bir dizidir. Char dizisidir. Ama string'i de bir dizi haline getirirseniz char dizisinin char dizilerinin dizisidir. Öyle bir durum. Burası da. Bakın mesela iki tane köşeli parantezle board adında string tipinde bir tanımlama var. İçerisine de 3 tane eleman atılmış. Bunların da 3 tane eleman alabilen bir dizi olduğunu düşünün. Burada 2 boyutlu bir tanımlama var. 2 boyutlu olduğunu nerede anlıyoruz? Bakın 0, 0, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 2. Dilime eleman ekleme. Bunlar append function'ıyla gerçekleşiyor. Basit. Adını ver, elemanı ver. Böyle eklesin. Range, for döngüsünün range yani aralık formu ile bir dilim yani slice veya eşlem map, buna gelmedik, map üzerinde dolaşılabilir.
Bir dilim üzerinde dolaşırken her seferinde iki değer dönülür. İlki indis, ikincisi o indisli elemanın bir kopyası. Şurada 1 ve 128'e kadar eleman olan bir integer dizi var. Pow, for içerisinde ben range ile bunun dönmesini sağlıyorum. Dolaşmayı sağlıyor aslında. For döngüsünün çalışmasını yönetiyor diyebiliriz. Ve onları ekrana bastırıyor. Range devam. Geçiyorum. Araştırma ödevi var burada bir tane. Pick vesaire. Geçtim. Bu örnek aslında. Bunu oturup yazmaya uğraşıyorsunuz falan. Şu pick'in içini dolduruyorsunuz. Örnek çalışmalar. Eşlemler burada aslında maps eşlem anlamında kullanılıyor. Bir eşlem anahtarları değerlere eşler. Yani key value pair mantığında bir collection kullandıysanız uygulamalarınızda bu da ona benzer bir yöntem diyebiliriz. Bir eşlemin sıfır değeri nil'dir. Bir nil eşleminde anahtar bulunmadığı gibi anahtar da oluşturulamaz. Burada nil'den kastediyor yani herhangi bir nesnesi yoksa, nesne örneği üretilmediyse buna anahtar da değerde veri de oluşturamazsın diyor. Make fonksiyonu verilen türde ilklendirilmiş ve kullanıma hazır durumda bir eşlem döner. Make kullandığınız zaman o sizin verdiğiniz parametrelere göre initialize edilmiş, ilklendirilmiş dediği bu. Construction işlemi yapılmış, initialize edilmiş bir kullanıma hazır eşlem döner. Yani map döner. Bakalım map string tipinde işte vertex nesne örneği üzerinden bir eşlem oluştur. Map oluştur. M'ye ata. Sonra da burada yine aynı işlemi yapıyor. İşte sonra buna değer atıyor. Bu M'ye, map'e. Ve içerisine de iki tane veri ekliyor. Sonra da bu M'nin içerisindeki bell labs'ı yazdırıyor. Bunların ikisi gelecek. Eşlem değerleri geçiyorum. Değiştirme. Bunları da zamana gelince gireceğim. İşte delete ile silme gibi işlemleri var. Alıştırma. Gene yapabilirsiniz. Fonksiyon değerleri. Bu da Golang'in kendine has güzelliklerinden birisi. Golang'da fonksiyonlar da birer değerdir. Yani parametre gibi kullanılabilir. Tıpkı diğer değerler gibi bir yerden bir yere aktarılabilirler. Fonksiyonlar. Fonksiyon değerleri fonksiyonun argümanları veya dönüş değerleri olarak kullanılabilir. Tekrar söyleyeyim. Fonksiyon değerleri dediği şey fonksiyon yani. Fonksiyon bir fonksiyonun argümanı yani parametresi, input parametresi veya dönüş değeri yani return ile dönülebilir bir nesne olarak kullanılabilir diyor. Bu müthiş bir şey. Mesela compute diye bir function var. Bunda fn tanımlaması işte şöyle bir parametre veriyorum diyor. Func olacak. İki tane float 64 parametre alır. Bu compute function'ına gelen fn adındaki function iki tane float 64 parametre alır. Geri dönüş tipi de float 64'tür. Yani compute adındaki function şu imzaya sahip fn adındaki bir function parametre alıyor. Sonra içeride 3,4 ile bunu işle. Fn ne ise, fn ne iş yapıyorsa, bizi ilgilendirmiyor burada compute'da. Bir interface mantığında çalışıyor. Ne yapıyorsa yapsın. Bu iki parametreyi verdim, hesapladım, return ile döndüm. Ne dönüyor? Float 64. Bu compute metodu yani function'ın ne dönüyor?
O da Fluat 64. O zaman bunun standartlarına uygun bir arayüz oluşturmuşum demek. Funk kullanımı var. Funk XY tipi Fluat 64 geri dönüştürü bu. Sonra return mat nokta squared işlem yap. Bunu geriye dön. Sonra da hipotu 5,12 ile ekrana yazdır. Sonra da computer hipot dikkat edin bir function'dı. Yukarıdaki kuralı uygulaması gereken bir function hipot. Sonra bunu kullandık. Burada parametre göndererek. Sonra da bu hipotu compute'a göndererek yani function'a göndererek işlem yaptırdık. Böyle. Fonksiyon kaplamları closure olarak geçiyor. Kaplam. Enteresan isimler. Aslında function'dır. Closure. Go fonksiyonları kapsam olabilirler. Yani function'ı kullanım yöntemin bir kaplam olabilir. Kaplam kendi bloğunun dışındaki değişkenlere erişen bir fonksiyon değeridir. Kendi bulunduğu bloğun dışına erişebilen. Yani bir aslında program içerisinde çengel atma yöntemi geliştirmişler. Buna da kaplam adını vermişler. Çengel atma nedir? Senin nesnenin bir kaplama alanı vardır, kapsamı. O kapsamın dışından bir değer almak isteyebilirsin herhangi bir şekilde. Pointer'lar şöyle böyle aksiyona girme. Ben kaplam diye bir şey oluşturdum. Bu fonksiyonu bu kurallara göre kullan. Bu sana ilgili değerleri getirecek. Kapsama alanı dışındaki değerleri. Nedir? Fonksiyon bu değerlere erişip atama yapabilir. Yani bir bakıma bu fonksiyon o değerler ile aynı kapsamdadır. Yani erişmek istediğin kapsam dışındaki değişkenlerin değerlerine erişebilecek bir o seviyedeki bir function oluşturmuş oluyorsun. Tuhaf geliyor biraz kulağa ama böyle. Bu örnekte adder fonksiyonu bir kaplam döndürür. Her kaplam kendi sum değişkeniyle aynı kapsamdadır. Sum kafanızı karıştırmasın bu tabirdir. Nedir bu? Şuradaki işlem iki tane metot var, function var. Metot da birer function'dır aslında. Onu da ileriki kısımlarda anlatırız. Golang'da hem metot var hem function var. Metot aynı zamanda bir function'dır gibi. Bu function, adder function'ı iki tane. Bundan dönen değerler post ve neck değişkenlerine aktarılıyor. Tamam. Burada kafa karıştıracak bir şey yok. Sonrasında da içinde basit işlemler yapılıyor. Geçiyorum. Olay şurada. Func adder. Adder adında bir func. Geriye şöyle bir şey döndürüyor. Func int tipinde değer alan ve geri dönüş tipi de int olan bir func döndürüyor. Sum değeri 0. Return diyorum. Adder function'ı return olarak func parametre olarak input integer alan dönüş tipi de integer olan bir function üretip aslında anonymous function yani bir named function değil isimlendirilmiş değil sadece function içerisinde o anda üretilen isimsiz bir function oluşturup değeri de kendi içerisinde belirleyip işleme tabi tutup diyeyim. Mesela dışarıdan ne geliyorsa artık x onu oluşturup hesaplayıp geriye döndüren bir şey. Bir function. Ne yapıyor bu peki? Buradaki mevzu ne? Ben bunun içerisindeki örneğin sum'ın değerine ulaşmak istiyorum. Onu da bana veren şey buradaki function'ın kendisi. Nasıl veriyor? Bakın 0'da
1, 3, 6, 10 şeklinde öncelikle posttaki değeri veriyorum ben. Sonrasında da şuradaki işleme göre net'teki, negatifteki değerleri üretip ekrana basıyorum. Aslında temel anlamda verinin kendisi sum'dı burada, sıfırdı. Bunun üzerinden işlemler yapıldı döngüyle. Şöyle yapayım. Eğitimini de bitiriyoruz aslında tur kısmıyla. Bu kadar detaya girmek istemiyordum ama özetle geçiyoruz. Şuraya da bir ayrım koyayım. Aynı değeri verecek. Bakın bunların hafıza bilgilerini verdi aslında bana. Dikkat ederseniz ikisi de aynı. Buna bir diyeyim. Buna da bir diyeyim. Bakın ikisi de aynı. Herhangi bir fark yok. Bana içeriden bir function döndü ve ben de buradaki function'ı bir kaplam olarak kullanabilmiş oldum. Detaylarına ayrıyeten gireceğiz. Araştırma bu da ben bunu yazdım ama normalde şöyle açılır. Mesela sıfırla dediğinizde burayı sıfırlar. Fibonacci kodunu nasıl yaparız? Çıktı olarak 0, 1, 1, 2, 3, 5 sonucu üretecek bir Fibonacci yaz diyor. Burayı boş veriyor sana. Sen de yazıyorsun. Şöyle bir şey çalıştırdığında bu sonucu almak istiyorsun. Böyle. Tebrikler. Bu bölümü de bitirmişiz. Umarım faydalı olmuştur. Özet anlatmaya çalıştım. Detaylara başlıkların kendi videolarında gireceğim. Çünkü uygulama yapmadan teorik anlatmak istemiyorum. Yani bu sadece bir Golang turu yapmaya çalıştık. Umarım en azından ufak da olsa bir bilgilendirme olmuştur. Bundan sonraki adımda yeni bir sekme var. 26 slide'lık. Ona da girmeyi düşünüyorum. Bakalım. Gene yüzeysel geçmeye çalışırız.